tavuğum tavuk suyunun içinde pişiyor. Ben bu esnada shiitake mantarlarını doğrayarak işe girişiyorum. İnce, uzun dilimler halinde shiitake mantarlarını doğruyorum. Şimdi mantarı doğradım. Aldım kenara. Hemen sarımsağı alıyorum. Sarımsağı güzelce kıyıyorum. Farklı versiyonları mevcut. Biz bugün biraz daha bizim damak tadımıza, yani orijinal reçeteye saygı duyacağız tabii ki, bağlı kalacağız ama biraz da kendi dokunuşlarımı katacağım. O şekilde bir çorba yapacağım. Tofu soya sütünden, soya sütünün kestirilip fermente edilmesiyle elde edilen bir vegan peynir diyebiliriz. Tofuyu kullanacağız. Böyle küpler halinde tofuyu kesiyorum. Ve bunu bir tavada renk aldıracağım. Hemen attım içine. Birazcık yağ. Orada kızaracak biraz. Sonra tavuk suyunun içine girecek. Tavuk suyumun altını iyice açtım. Elimde taze soğan var. Taze soğanı da ince kıyıyorum. Soğanlarımızı da hallettikten sonra hemen bu çorbanın benim için olmazsa olmazı misket limonuna geçeceğim. Hem kabuğunu kullanacağım, biliyorsunuz kabuğu suyundan her zaman çok daha iyi bir aroma veriyor. Hem de suyunu kullanacağım. Suyu da içindeki sitrik asit bütün malzemeleri bir araya getiriyor. Ana malzemenin, yani tavuğun ve mantarın tadını öne çıkarıyor. Şunu da şuraya hazırlayalım. Bir tane mantarım kalmış burada, o da ağlamasın. Onu da doğrayayım. Kişniş. Ya seversiniz ya nefret edersiniz. Ben bayılıyorum. O yüzden bol kişniş kullanacağım bu çorbada. Kıydım. Saplarıyla beraber. Sakın ha, sakın ha kişnişin saplarını atmıyorsunuz. Zinhar. Bunu yasaklıyorum. Evlerinizde, evdeki restoranda kişniş sapını, maydanoz sapını atmayı yasaklıyorum. En güzel aroma saplarında. Tamam. Tamam dediğinizi duyar gibiyim. Evet, bunu da böyle alalım. Şimdi tofu'ya geçtik. Tofu'yu sallıyorum biraz. Kızaracak güzelce. Bütün yüzeyini yağla kapladık. Şimdi Arnavut biberi, acılığı verecek olan içindeki çekirdek. Dolayısıyla çekirdeğini kesinlikle atmıyorum. Şöyle saplarını aldım sadece. Çekirdeğiyle beraber bunu kabaca kıyıyorum. Zaten kuru olduğu için hemencecik ufalanacak. Evet. Bunu hemen çorbanın içine katabilirim. Hemen katıyorum. Mantarlar. Sıra mantarlarda. Kattım mantarları da. Sarımsak katıyorum. İçindeki bütün malzemeler ağzıma gelsin istiyorum. Dolayısıyla hiçbir tanesini püre haline getirmiyorum ya da çok ufaltmıyorum. Zencefil hariç. Zencefili yediğim zaman büyük parçalar halinde çok hoş olmayabiliyor. Evet. Tofu da renk alıyor. Onu da birazdan katacağım çorbanın içine. Evet. Çorba kaynamaya devam ediyor. Şimdi bunu Çin'de Zhenjiang sirkesi adında siyah bir pirinç sirkesiyle renk veriyorlar. Bizim ülkemizde bu sirke olmadığı için ben bunu soya sosu kullanıyorum. Soya sosuyla rengini birazcık karartacağım. Karıştırıyorum. Tofulara tekrar kontrol ettim. Evet, istediğim rengi aldı tofular. Fazla yağını süzdürerek tofuyu içine ilave ediyorum.
Şimdi yeşilliğini, yani kişnişini ve taze soğanını en sonda ekleyeceğim. Ben bu çorbayı biraz şimdi kendi başına pişmeye, bütün malzemelerin, bütün aromaların içinde toparlanmasına, bir araya gelmesine müsaade edeceğim bir 10 dakika kadar. Altını kısacağım. Şimdi çorbamın bir tadına bakacağım. İnanılmaz. Tuzu burada, acısı burada. Eksik olan şey adındaki neydi? Acı ekşi. Ekşisi yok. Onu da sirkeyle çorbaya katıyoruz. Şimdi bu çorbayı bu şekilde bırakabilirim. Ama ben bunu nişastayla bağlayacağım. Çinlilerin yaptığı gibi. Burada mısır nişastam var. Bunu suyla biraz açıyorum. Buradaki püf nokta tam olarak süt kıvamında bir sıvı elde etmeniz lazım karıştırarak. Yani ne kadar su koyacağım ben buna? İşte o kadar su koyacaksınız. Şu anda mesela bu katı, biraz daha su katıyorum. Boş ver bu kaşığı. Giriyorum parmağımla. Güzelce karıştırıyorum. Elinizde, yani parmağınızda nişasta kalıntısı kalmayana kadar, tamamen suyla karışana kadar bunu karıştırıyorsunuz. Evet, iyice dibine dibine bastırın elinizle. Kalmasın nişasta. Evet. Bakın, tam süt gibi bir sıvı elde ettim ve bunu katıyorsunuz çorbaya. Nişasta kesinlikle çorbalarınızın rengini bozmaz, beyazlatmaz. Sadece kıvamını koyultur. Evet. Biraz daha. Evet, çorbam güzelce koyuldu o. Çin restoranlarında, Uzak Doğu restoranlarında böyle kıvamlı bir şekilde gelir ya bu çorba. O kıvamı aldı şu anda. Bu Çinliler çok garip bir millet. Bir yemeği sadece lezzeti için yemiyor. Misal şimdi bizde önümüzde bir yemek geldi. Yemek tadı, hadi tadını boş verdim. Görüntüsü bile güzeldi. Çok bir albenisi olmaz o yemeğin. Ama Çinliler yemeği sadece lezzeti için ve görüntüsü için yemiyorlar. 3 kriter var. 1, tadı iyi olacak. 2, tadı iyi olmasa da kokusu iyi olacak. 3, tadı ya da kokusu iyi olmasa da ağızdaki dokusu iyi olacak. İşte bu nişastayı da bu yüzden katıyorlar. Ağızdaki hissiyatı, dokusu hoşlarına gitmesi için. Mutfaklarına çok bağlılar, çok saygı duyuyorlar. Yemek pişirmeyi, mutfağı ve mutfak sanatını bir din gibi, bir ibadet gibi görüyorlar. Bu da beni Çin mutfağında çok etkiliyor. Dünyanın da en eski ve en kapsamlı mutfaklarından bir tanesi. Tavuğu çıkardım. Çok sıcak olduğu için evrilme tiftiklemiyorum. Böyle bıçakla girdim. Ve tekrar çorbanın içine katıyorum. Bu arada çok fokur fokur kaynamasına gerek yok bu noktadan sonra. Biraz altını kısacağım. Biraz kıstım altını. Şimdi zencefil en son ekledim. Çünkü içinde çok fazla süre pişerse damağımızı, boğazımızı çok yakacak. O yüzden zencefili son anda ekledim. Bir daha karıştırdım. Evet, şimdi geldik bu çorbanın en son olmazsa olmaz malzemesi yumurtasına. Yumurtayı alıyorum. Kırdım kabın içine. Şöyle çatalla hızlıca karıştırıyorum. Sarısı beyazına girdi. Ve çorbanın içine attım. Hızlıca karıştırıyorum. Böyle tel tel dağıtacağız bu yumurtayı çorbanın içinde. İnanılmaz oldu. Evet, yumurta biraz da pişsin. Ve çorbayı da servis kaseme alacağım. En son. Çorbayı da servis kaseme aldım. Mantarlar, tavuk, acısı, tofu. Tam bir lezzet şöleni. Evet. Tabii ki lime kabuğu.
Lime suyu. Kişniş. Taze soğan. Ve birkaç damla sadece susam yağıyla ekstra lezzet. Evet, Sichuan ve Pekin usulü acı ekşi çorba hazır.